Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuz arkadaşlar KPSS e tarih başta olmak üzere çeşitli sınavlara yönelik tarih dersinden e, toplamda 12 tane soru çözeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Haydi çok fazla bekletmeden ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle sevgili dostlarım. Mustafa Kemal'in havza genelgesinden sonra... Sultan Ahmet Meydanı'nda düzenlenen miting aşağıda verilen şehirlerin hangisinin işgaline tepki olarak yapılmıştır? Sultan Ahmet Meydanı'nda yapılan miting hangi şehrin arkadaşlar işgaline tepki olarak yapılmıştır diye bize soruyor. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi biliyorsunuz. 15 Mayıs 1919'da işgal edilen İzmir'in işgaline yönelik olarak aslında yayınlanmış çeşitli protesto mitinglerinin düzenlenmesini öngören bir mitingdi. Dolayısıyla bu arkadaşlar genelgeden sonra özellikle Yunanların İzmir'i işgal etmesine tepki olarak Halide Edip Adıvarı'nda katıldığı Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting düzenlenmiştir İstanbul'da. Bu bir tepki olarak düzenlenmiş bir mitingdir. Dolayısıyla Sultan Sultanahmet Meydanı'ndaki miting hangi şehrin işgaline yöneliktir? Tabii ki İzmir, İzmirliğin Yunanlar tarafından işgal edilmesine yönelik büyük bir tepki mitingi. İkinci sorumuza geldik arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle. Hemen onu çözelim. Mustafa Kemal'in bu istekleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Mustafa Kemal Mebusan meclis seçimlerinin yapılmasından sonra müdafaa-i hukuk yanlısı olup milletvekili seçilenlerle bir görüşme yapıyor ve onlardan bazı isteklerden bulunuyor. Acaba Mustafa Kemal bu toplantıda bu kişilerden hangi istekte bulunmamıştır? Sorumuz budur sevgili dostlarım. Arkadaşlar soru incelediğimizde bu toplantıda Mustafa Kemal kendisinin meclis başkanı seçilmesini istiyor. Birincisi bu. Bu mecliste kendilerine yakın bir müdafaa hukuk grubunun kurulmasını istiyor. Misak-ı milli kararlarının gizli bir oturumla son Osmanlı Meclisi'ni almasını talep ediyor. E, ayrıca İstanbul güvenilir olmadığı için bu meclisin İstanbul'un dışında yani Anadolu'da toplanmasını istiyor. Fakat meclisi e, meclisin Anadolu Ajansı'nın faaliyetlerini desteklemesi bu toplantıda alınan bir karar değildir. Dolayısıyla burada e, çıkarmayacağımız sonuç, e şıkkıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza bakacağız. Üçüncü sorumuz şöyle. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde gruplardan hangilerinin kurulduğu söylenebilir? Tesanüt, müdafaa-i hukuk, fellahı vatan. Bunlardan hangisi toplanmış olan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulmuş bir e, parti grubudur? Arkadaşlar soruyu incelediğimizde tesanüt grubu 1921'de kurulan yani birinci mecliste kurulmuş bir gruptur. Müdafaa-i Hukuk grubu Mustafa Kemal'in son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulmasını istedi ama kurulamayan gruptur. Bunun yerine buraya giden kişiler müdafaa-i hukuk değil de vatanın kurtuluşu yani diğer isimle fellahı vatan grubunu kurmuşlardır. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız ne oluyor arkadaşlar? Beş şıkkı yani son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde fellahı vatan isminde bir grup kurulmuştur. Müdafaa-i Hukuk grubu Mustafa Kemal'in kurulmasını istediği ama kurulamayan tesanüt grubu ise birinci TBMM içindeki gruplardan bir tanesidir. Dolayısıyla burada istenen hangisidir? E, fellahı vatandır. Üçüncü sorumuz böyle. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz yine güzel bir soru. Birinci TBMM'nin benimsediği meclis hükümeti sisteminin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasıyla geçerliliğini yitirdi söylenebilir. Yani meclis hükümeti sisteminde ne zaman kabine sistemini hangi olayla geçilmiştir sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlarım soru incelediğimizde e, Meclis hükümeti sistemi bakanların seçilmesine elverişli bir sistem değildi. Ee, dolayısıyla bakanlar seçilmeyince hükümet kurulamayınca bir meclis şey bir hükümet bunalımı yaşandı. Mustafa Kemal bunu aşmak için 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan ederek meclis hükümeti sistemi yerine neye geçildiğini ilan etmiştir? Kabine. Kabine sistemi daha pratik, daha kısa zamanda ...hükümetin kurulmasını sağlayan bir yöntemdir. Dolayısıyla meclis hükümeti sistemi ne zaman ortadan kalkmıştır? 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edilmesiyle buna dikkat edelim. Güzel bir soruydu. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz güzel bir soru. Sorumuz bize ne söylüyor bakalım dostlarım. Nutuk'la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir bilgi verdiği söylenebilir. Nutuk'la ilgili... Sorumuz bu. Soru incelediğimizde sevgili dostlarım. Nutuk 1919 ve 27 yılları arasındaki olayları anlatıyor. Doğrudur bu arkadaşlar. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı cümlesiyle mi başlıyor? Evet Atatürk'ün e, kitabının ilk cümlesi. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi sürecindeki olaylardan bahsetmiştir. Bu Dursun. Atatürk'ün Türk gençliği hitabesiyle son bulmuştur. Evet. Atatürk'ün CHP'nin ikinci Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmanın kitaplaştırılmış hali midir? Kesinlikle özellikle 36 saat boyunca yaptığı konuşmalar sonradan kitaplaştırılıyor. Arkadaşlar Boğazlar Mustafa Kemal'in nutukundan geçen bir olay değildir. Bunun egemenliğinin ülkemize geçme süreci. Çünkü Boğazlar'ın Türkiye'nin egemenliğine geçme süreci 1936'dadır. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Oysa ki nutuk 1919 ve 1927 yıllarını arasında kapsıyor. Ee, yani boğazların e, ülkemizin egemeni geçme süreci e, çok çok sonra gerçekleşmiş bir olaydı. Dolayısıyla Doğu şıkkımızda ne olur? C şıkkı yine güzel bir soruydu sevgili dostlarım. Altıncı sorumuza bakalım. Geldik altıncı sorumuz. Bakalım altıncı soru bize ne diyor? Birinci tBMM'nin açılmasından sonra otoritesine karşı çıkan birçok ayaklanmanın bizzat İstanbul hükümeti tarafından desteklenmesinin düşüncelerinden hangilerini engellemeye yönelik olduğu savunulabilir. Yani birinci temmeme açıktan sonra İstanbul hükümeti bizzat bazı ayaklanmaları desteklenmesi acaba neyi engellemeye yöneliktir? Bu ulusal egemenliği mi? Laikliğe yerleşmesi mi? Saltanat makamının korunması mı? Bunların hangisini engellemeye yönelik olduğu söylenebilir. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde birinci TBM'nin yani 23 Nisan 1920'de temenin kurulmasıyla beraber birçok yerde özellikle İstanbul hükümetinin teşvikleriyle isyanlar çıkıyor. Çünkü neden bu isyanlar çıkıyor? İstanbul hükümeti monarşiden cumhuriyete, milli egemenliğe doğru bir yönetim anlayışının gelişmesini engellemeye çalışıyor. Yani ulusal egemenin sağlanmasını kendi otoritesine yönelik bir tehdit olarak görüyor bunu böyle anlayabiliriz. Likley'nin yerleşmesi bu dönemde çokça dinlendirilen bir olay değil çok çok sonra Likley meselesi özellikle Kurtuluş Savaşı sürerken hiç gündeme gelmiyor. Bunun yerleşmesini engelleme yönelik bir çaba içinde değil çünkü böyle bir amaç yok. Zaten Kurtuluş Savaşı sürerken saltanat makamının korunmasını engellemeye mi çalışmıştır? Hayır. Tam tersi korumaya çalışıyor onun makamının korunmasını engelleme gibi düşüncesi yoktur bu isyanlar çıkarı. O zaman diyebiliriz ki TBM ulusal egemenin sağlanmasını e, engellemek için bazı isyanları bizzat desteklemişti. O zaman doğru cevap şıkkımızda ne olur arkadaşlarım? A şıkkı olur. Cevabımız A şıkkı. Şimdi geldik arkadaşlarım. Yedinci sorumuz direkt bir bilgi sorusu. Bir ayetelik yine aynı zamanda bir kapeselik bir soru. Sorumuz aynen şöyle. Milli mücadele döneminde TBMM aşağıdaki devletten hangisinde subay ve öğretmen gönderme taahhütünde bulunmuştur? TBMM acaba Kutuluş Savaşı sürecinde hangisine subay öğretmen gönderme sözünü vermiştir? Arkadaşlar soruyu incelediğimizde sorumuzun doğru cevap şıkkı Afganistan'dır. 1. Yunus Savaşı sonucunda Afganlarla yapılan dostluk anlaşması gereği Afganistan ile bir anlaşma yapılıyor ve hem eğitim desteği veriliyor hem de aynı zamanda e, arkadaşlar savunma desteği yani askeri destek de veriliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. 8. sorumuza geldik. Yine güzel bir soru. Direkt bir bilgi sorusu. Milli mücadele döneminde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasından sonra doğu sınırı kesin olarak belirlenmiştir? Doğu sınırı Gümrü, Moskova, Kars, Mudanya, Batum hangisiyle şu anki doğu sınırımız kesinleşmiştir? Soruyu incelediğimizde arkadaşlar doğu sınırımızı kesinleştiren Antlaşma, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan, o dönem Rusya bağlı bu üç devlet yapılan Kars Antlaşması Türkiye'nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır. Burada ekstra bir bilgi olarak doğu sınırıyla ilgili ilk Gümrü, daha sonra Moskova, daha sonra Kars geliyor. Gümrü, Tevmen'in uluslararası anlamda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı olarak tarihe geçiyor. Moskova Antlaşması e, yine Ruslarla yapılmış. Gümrünün lav edilmesiyle beraber. Çünkü Ermenistan bir süre sonra Rusya'nın egemenliğine giriyor. bunu yerine Moskova. Moskova'da çok ciddi bir antlaşmadır aslında. Aynı zamanda Batum e, Rusya bırakılıyor ve e, Misak Milli'den bir taviz veriliyor. Buna karşılık olarak Rusya'da Türkiye hem ekonomik hem de askeri yardımda bulunuyor. Ama e, Doğu sınırımızın kesinleşmesi hangi anlaşmadır? Kars Antlaşması bugünkü halini bu anlaşmayla almış. Peki hangi savaş sonucundaydı bu arkadaşlar? Sakarya savaşı sonucunda bu anlaşma Rusya bağlı Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'a yapılmıştır. Unutmuyoruz. Dokuzuncu sorumuza geldik. Sevgili arkadaşlarım dokuzuncu sorumuz. Bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu kategori içerisinde değerlendirilemez? Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış eserlerde göğüs göğüse çarpışmış pek çok Müslüman Türk kadınından bahsedilmiştir. Bunlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde e, mücadele etmiş bir kadın kahraman değildir? Bunu bize soruyor. Nene Hatun, Kara Fatma, Kravuz Hatice, Binbaşı Ayşe ve Tayyar Rahime sorumuz bu. Arkadaşlar soru incelediğimizde Nene Hatun Erzurum'da 93 yani 1770 1877 1878 e, Osmanlı Rus Harbi'nde Erzurum'un savunmasında öncülük, liderlik yapmış bir kadın kahramandır. Yani Kurtuluş Savaşı'nda değil. Ne zaman? 93 Harbi. Ya diğer ismiyle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda. E, dolayısıyla Doğu Capşık'ımızda ne olur? A şıkkı olur. E, sevgili dostlarım devam ediyoruz. 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz e, yine çok güzel bir bilgi sorusu. Şöyle netleştirelim gitti bu arada sorularımız. Tabi soruların bizden kaçma şansı yok. Biz onları bulup ne yapacağız? Ee, cevaplandıracağız. Şimdi sorumuz şöyle arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? 1930 ve 35 yılları arasında Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez bir kronoloji, bir tarih bilgisi. Üniversite reformu ah, arkadaşlar 1933 bu dönem içerisinde. Medeni kanun 1926 Türk Tarih Kurumu 1931 yanılmıyorsam 32 de olabilir. Birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanması ne 1930'lu yıllar Türk Dil Kurumu kurulması 1932. Burada 1930 ile 35 yıllar arasında olmayan medeni kanundur. Medeni kanun İsviçre'den 1926 yılında alınmış. Dolayısıyla doğru cevap ne olur? B şıkkı olur. 10. sorumuz bu şekilde. Geldik 11. sorumuza arkadaşlarım. 11. sorumuzu şöyle bir küçültelim. Ne diyor bize 11. soru? Terakiper ve şey Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili bir soru. Fethi Okyar'ın haklılığını aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaktadır? Fethi Okyar kendisinin kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın rejim karşıtlarının üye olduğunu ileri sürerek Aralık 1930'da partisini kapatmış. Türkiye tarihinde kendi kendini kapatmış ilk parti örneğidir Serbest Cumhuriyet Fırkası. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi e, hangi olay e, Fethi Okyar'ı haklı çıkarmıştır diye bize soruyor. Sevgili dostlarım sorumuz bu. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde İzmir'in Menemen ilçesinde 1930 yılında meydana gelen Menemen olayı Fethi Okyar'ın haklılığını ortaya çıkarmış. Çünkü Fethi Okyar e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapatır, kapatmaz 1930 yılında Menemen'de e, büyük bir olay, bir kargaşa yaşanıyor e, ve rejim karşıtı bir olay gerçekleşiyor. E, bu da e, nedir? E, Fethi Okyar'ın ne kadar e, isabetli bir karar aldığını da gösteriyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Geldik 12. ve son sorumuz arkadaşlar, bu çalışmamızın son sorusuna bakalım. Bu arada arkadaşlar bu e, soruların kara cevap anahtarıyla birlikte kare koduyla birlikte e, sizler için Telegram grubuna bırakacağım. Oradan da alıp çözebilirsiniz sevgili dostlarım. 12. sorumuza bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ceryan ettiği, yaşandığı sırada Türkiye'de yaşanan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olay değildir? İkinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanması bu döneme denk geliyor ve başarısız olmuştur arkadaşlar. Bütçeden savunma giderlerine ayrılan pay arttırılıyor. Özellikle askeri harcamalar çünkü neticede savaşta Truman doktorun ile ABD ekonomik yardım alınması bu kalsın. Tarım ve sanayi sektöründe özellikle de askerlerin seferberlik ilanı sonucunda 6 yıl boyunca savaş durumunda olması hem tarım hem sanayideki iş gücünü azaltıyor. Bu da var. Ayrıca zaten bu savaştan seferberlik ilan edilmiştir. 6 yıl boyunca özellikle de az erkekler silah altına alınmış. Truman doktorun 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın ee, özellikle de Orta Doğu'da Sovyetler Birliği yani komünizmin yayılmasını engellemek için hem askeri hem ekonomik olarak e, bazı devletlere desteklerde bulunuyor. Bunun içerisinde bizim de ülkemiz var. Dolayısıyla Turman ABD e, ile ABD ekonomik yardımının alınması e, 2. Savaşı sırasında değil sonrasında gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Küçük ek bir bilgi olarak şunu diyebilirim: Truman doktoru ile birlikte Amerika izlediği tarafsız dünya siyasetini bırakıp tamamıyla net bir şekilde e, Sovyetler karşıtı bir politika izlemeye başlıyor ve bunu e, peşin bunu açık bir şekilde ilan ediyor. O dönemin Amerikan e, başkanı e, Truman e, bu doktorunu ortaya koyuyor. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda başta kapese. İşte AYT, e, TYT ve diğer sınavlara yönelik karışık toplamda 12 tane tarih sorusunu çözdük. Benimle birlikte bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza e, arkadaşlar Allah'tan rahmet yararlarsa acil şifalar diliyorum. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz.